Bir baba ve eş çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Üç çocuk annesi Birsen Sarıçiçek'in çocuğunun engelli maaşıyla eski sevgisine kaçtığını iddia ediyordu. Program ekibi ise kayıp kadını buldu. Bugün taraflar stüdyoda karşı karşıya geldiler ve sonrasında bakın ne oldu. Çocuğun engelli maaşını çekmişler, kaybolmuyor, gittiler. Kaçan kişi çok tecrübeli yani. Artık adam yakalana meslek haline getirmiş. Çocuklarımız zordur zaten, mağdur. Anne kokusunda ihtiyaçları var. Ben zaten her şeye razıyım. Babasıyla da beraber buraya geldik. Rahat durak diye. İkaz etti de bunu defa. Ben eşime de ikaz ettim. Benim kızımı rahatsız etmedin. Savcılar seni şikayette bulunurum dedim. Nereye gittin? Alıp koydun yolda. Sen sonunun ne görüyorsun? İki gün sonra Mahmut seni bırakır, başkasını kaçırırsa ne yapacaksın? Birsen Sarıçiçek kaçtı mı, kaçırıldı mı? Çünkü damat kayınpeder Ali Beyler diyor ki bizim kızımız oldukça saf, mental problemi var. O kaçırıldı ama haberi bile yok yani ne yaşadığından, ne yaşatıldığından ve daha sonra ne yaşayacağından haberi yok. Henüz 24 yaşında 3 tane de çocuğu var ve en son bildiğimiz çocuğunun engelli maaşıyla sevgilisine, eski sevgilisine kaçtı. Ben senin eşini buldum. Neredeymiş biliyor musunuz? Kıbrıs'taymış meğerse. Evet. Kıbrıs'tan kalktı geldi, şunun için geldi. Ben gayet aklım başımda demek için geldi. Artık bundan sonrası sizin iknanıza kalmış. Hoş geldin Birsen. Yanılmayacağım babana. Babanın ne suçu var? Ağlama kuzuya. Ben yaradım canı yayında. 2015 şeyde Mahmut'un eniştesi geldi beni istedi. Ben çocuğu tanımıyorum. Babanın ne günahı var ben anlamadım ki. Sen kaçmışsın Ali ile evlenmişsin. 3 tane çocuk yapmışsın. Adam gelmiş seni arıyor şimdi. Bu adamın günahı ne? Baba sen tanımıyorum diyorum istemedim. Tanımıyorum diyorum. Çocuğu tanımıyorum. Daha görmemişim çocuğu. Baba Mahmut'u sen yalan söyleme. Tamam madem, var peki, bir şey söyleyeceğim. Madem sen bu Mahmut'u çok sevdin. İstediler vermedin tamam mı? Evet. Sonra sen Ali ile sosyal medyadan burada tanışmışsın. Burada da çok konuş Ali. Tamam şimdi insan birini severken sosyal medyadan başkasıyla tanışır mı kızım? Tamam sen madem Mahmut'u seviyordun Ali ile niye sosyal medyadan tanıştın? Ben gitmem ya benim öyle buradan şu cenazemi çıkarır götürür tabutla götürürsünüz ya da bitti. Ben seni götüreceğim bir şey. Zaten bitmişsin ki bu adamı kaçmakla ki. Niye Ali'yi istemiyorsun söyle bakayım bana. Aklım yüreğim onda olduğu için Ali ile yapamıyorum. Aklım Mahmut'ta. Yüreğim Mahmut'ta mı? Çocuk doğunca falan senin aşkın küllenmedi mi yani? Artık hani yeni bebeğimiz var, evim var. Hangi yüzde sen bunlara anne şey diyecek, sabah bir gün bunlara anne diyecek, çocuğum diyeceksin. Ne yüzle diyeceksin pekala? Siliyorsun hemen bir dakikada. Bunlar büyümeyecek mi? Anneyi sormayacaklar mı? Annem nerede demeyecekler mi? Ben her zaman affetme niyetinden geldim buraya. Her zaman fedakarlığımla geldim buraya. Beni de boş ver. Babanı kırma, aileni kırma. Çocukların başında ol. Yine devletin kanunlarıyla boşan. Diyecek bir şeyim yok benim. Bedenimi çocuğum için asla kimseye satmam. Asla kimseye değişmem. Tırnağını değişmem, tırnağını. Yazıklar olsun sana. Senden bir anne olamaz.